İlkokul düzeyindeki okullarda çocukların okula uyum sürecini desteklemek ve çocukların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması noktasında velilere yapılacak duyurularda öğretmene yardım eden sınıf annesi uygulaması yasaklandı. Peki Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 20 yıldır uygulanan bu sistemi neden kaldırdı? Son zamanlarda bazı veliler sınıf annelerinin kendi çocuklarına karşı pozitif ayrımcılığı ve öğretmene pahalı hediyeler almak için para toplama gibi uygulamalarını eleştirilirken, bazı veliler ise öğretmenlerin sınıf içi işlerini kolaylaştırdığı için uygulamayı destekliyordu. İlkokullarda öğrencilerin sınıf içi ihtiyaçlarına istinaden sınıf öğretmenine yardımcı olmak üzere hayata geçen bu uygulamanın kaldırılması hakkında veliler ne düşünüyor? Bence doğru bir karar değil çünkü bu öğretmen bir sürü velilerle uğraşmak zorunda kalacak. Çünkü sınıfların sorunları oluyor. Öğretmenlerin işi daha zorlaştığını düşünüyorum ben yani. Yani bence de öğretmen için büyük kolaylık da sınıf anneliği ama yani bakalım nasıl olacak göreceğiz önümüzdeki süreçte. Valla ben organizasyonlar için uygun buluyordum sınıf anneliği uygulamasını. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Yani bence olabilirdi, biz sınıf annemizden çok memnunuz, çok da iyiydi. Yani bence hiç iyi bir şey yapmadı. Hiç iyi olmadı, ben öyle diyorum yani, kanımca öyle. Bence kötü oldu ya. Yani iletişimsizlik oldu. Ya sınıf annemiz var bizim, biz çok memnunuz. Yani her sınıf için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ama yani biz çok memnunduk. Güzeldi ama kalkınca bize, ya bence kötü oldu. Yani bu zamana kadar gelmiş bir süreç var. Hani yıllardır aynı şey oluyor. O yüzden memnun değilim ben, kendi açımdan söyleyeyim. Çok iyi olmuş. Çok iyi oldu. Çünkü velilerimiz anlayışlı olmuyor. O kadar söyleyeyim size. Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitimsel Çanakkale Şube Sekreteri Ayşe Koçaktaş, kalabalık nüfuslu sınıflarda öğretmene yardımcı olmak için doğan uygulamanın gerekli olduğunu ancak tasvip etmediklerini söyledi. Sınıf anneliği ilk başta bu uygulamada öğretmenlerin işini kolaylaştırmak için diye. Ama biz sendika olarak hani bu uygulama evet gerekli, evet bazı şeyleri dolduruyor ama tasvip ettiğimiz bir uygulama da değil. Bakanlığın sorumluluğunu bakanlıktan alıp tamamen velilere yıkan bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Yani bakanlık zaten okullara gerekli bütçeyi verse, gerekli teknik desteği, kadroyu sağladığında bu velilerin iban peşinde, para peşinde koşması, böyle bir organizasyona girmesine zaten gerek kalmayacak. Şube Sekreteri Ayşe Koç Aktaş, devletin sosyal devlet olmasından kaynaklı sorumluluklarını yerine getirmesi halinde böyle bir uygulamaya gerek kalmayacağını vurgulayarak, pedagojik yetkinliği olmayan insanların zaten sınıflarda çocuklara müdahalede bulunmasına sendika olarak karşı olduklarını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı sınıfların ihtiyacını karşıladığında bozulan aygıtlar, cihazlar, törenlerde giyilecek kıyafetler, bunların organizasyonu için insanlar bir kadro ayarladığında buna ihtiyaç kalmayacak. Velilerin zaten vergi vererek aldığı eğitim sürecinden ekstra külfetle çıkmasına biz karşıyız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu boşluğu veli dernekleriyle, öğretmen sendikalarıyla bir araya gelip doldurması, nasıl doldurmayı planladığını merak ediyoruz.